Evet, tabii iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum Beko Basketbol Ligi'nde. 30 maçlık bir maratonu ve çok zorlu bir Beko Basketbol Ligi'ni sadece 3 mağlubiyetle lig birincisi olarak bitirmek tabii ki bizim açımızdan çok pozitif. Artı bunun dışında da özellikle son 4-5 aydır oynadığımız basketbolun çok üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Hem takım olarak oynanan oyundan çok zevk alıyoruz. Hem de taraftarın bundan zevk aldığını görüyoruz. O açıdan tabii ki lig birinciliği bizim için playofflar öncesi büyük bir moral oldu. Şimdi tabii playofflarda bu istikrarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hocam, Galatasaray Medikal Park'ın hedeflerinden birisi de önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele etmek ve sanıyorum sizin bir açıklamanızdı, belki yanılıyor olabilirim. Euroleague'de devamlı olarak Euroleague'e katılmak gibi bir şey okumuştum ben. Gelecek sezonla ilgili, Euroleague hedefiyle ilgili ben size bir şeyler sorsam, neler söylersiniz? Daha erken biliyorum, lig daha tamamlanmadı, playofflar başlamadı ama. Şimdi tabii ki baktığınız zaman Galatasaray basketbol takımının son 3 sezonda Türkiye Ligi'nde final oynamış. Geçen yıl gene normal sezonu birinci bitirmiş. Bu sezon gene normal sezonu birinci bitirmiş. Ve basketbola çok ciddi kurumsal yatırım yapan büyük bir organizasyon durumunda Galatasaray erkek basketbol takımı. O açıdan ben Galatasaray takımının mutlaka Euroleague'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun hem Türk basketbol açısından hem de Avrupa basketbol açısından renk getireceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Euroleague'in biliyorsunuz Türkiye'de iki tane daimi kulübü var. Anlaşmalar olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker. O açıdan da Galatasaray'ın Euroleague'e yeniden girmesi için en azından Türkiye Ligi'nde final ya da şampiyon olması gerekiyor. Biz de zaten hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefler doğrultusunda playoffları oynayacağız. Ama tabii ki şimdiden önümüzdeki sezonu değil de öncelikle Galatasaray camiasının 23 yıldır beklentisi olan playoff şampiyonluğunu hedefliyoruz. Ama tabii bunun kolay olmadığını da biliyoruz. Her ne kadar lig birincisi olsak da aşama aşama, önce çeyrek final, sonra yarı final, final serilerinde iyi bir hava yakalayıp sonuca ulaşmayı tabii ki çok istiyorum. Hocam, son olarak milli takımla sizin isminiz sürekli anılıyor ama resmi bir teklif var mı? Görüşme yaptınız mı? Bunu da size sorsam, basketbol severlerinde uzun süredir merakla beklediği milli takımın koçu kim olacak şeklindeki bir soru var. Yok hayır, benim basketbol, Türk basketbol milli takımıyla ilgili bana gelen hiçbir teklif yok, hiçbir temasım da yok. Mutlaka Basketbol Federasyonu gerekli çalışmaları yapıyordur. Ve sonunda da Türk basketbol milli takımını en yukarıya taşıyacak, olimpiyatlara taşıyacak teknik kadroyu mutlaka bulacaktır, o kadroya teklif götürecektir. Şu an için bana böyle bir teklif yok. Peki teklif gelmesi halinde hocam neler? Yok, şu anda olasılıklar üzerine bir şey söyleyemem. Teklif gelmesi halinde ya da gelmemesi halinde. Ama tabii ki milli takımla ilgili herhangi bir görüş alışverişi yapılmak istenirse her Türk antrenörü gibi ben de bu görüş alışverişinde tabii ki bulunurum. Ama herhangi bir teklif olmadan bir şey söylemem doğru değil. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben...